13 Eylül 2018 tarihinde 17 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle profesörlükte geçirilecek en az 3 yıl şartı kaldırıldı. Rektörler profesörlük yapanlar arasından atanır şekline dönüştürüldü. Bu bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü tam da 2 gün sonra 15 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın son müsteşarı olan Yusuf Tekin işte bu hüküm sayesinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Böylece harika çocuk yasası olarak da bilinen İdil Biret ve Sunakan'ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanundan sonra Cumhuriyet tarihimizde kişiye özel ikinci kanun bugün bütçe görüşmeleri için burada bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında olan dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'nın son müsteşarı Yusuf Tekin'in rektör ataması için çıkarılmış olduğu. Bakan Tekin'in müsteşarlık dönemi tabii bununla da sınırlı kalmadı. Neler yapıldı bir bakalım. Bir gecede Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm yöneticileri görevden alındı. Andımız kaldırıldı. Sahi Sayın Bakan, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demenin, yurdunu ve milletini sevmenin, andımızın sözlerinin neyi rahatsız etti de kaldırdınız? Açıklayın, bilelim. Sen konuşma. Sana söylemiyorum zaten. Sen Türklüğünden utanıyorsan, sen milletinden utanıyorsan, sen yurdunu sevmiyorsan sana söylenecek bir şey yok zaten. Sayın Hatip, lütfen genel hitap edin. Proje okul uygulaması başladı. Teftiş sistemi yerle bir edildi. Ders denetimi kaldırıldı. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçildi. TEOG kaldırıldı. Üniversite giriş sistemi yeniden değiştirildi. Yine Sayın Bakan'ın müsteşarlığı döneminde hayata geçirilen akıllı okul olarak da bilinen etüt merkezleri 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra soruşturma geçirdi. Bakan Tekin bu soruşturmalar esnasında bu etüt merkezlerinde boy gösterdi. Müsteşarlığı döneminde birlikte çalıştığı 8 kişiden 7'si gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na 1709 kişi göreve alındı. Ancak hepsi mülakatla. Yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda elenenler mahkemelere gitti. Ama mahkeme kararları da uygulanmadı. 2017 yılında Batman'da bir okulun bir sınıfında 10 öğrenci birden TEOG birincisi oldu. Ne kadar büyük tesadüf değil mi Sayın Bakan?